Tabii drone kaldırsana, çok güzel gözüküyor. Yukarıdan nasıl gözüküyor merak ediyorum. Biz bak. Herhalde şu ağaçlardan... Biliyorsunuz hayalle başlıyor. Bu da at turları vesairesi olabilir. Hep istiyoruz ama bakalım ne kadarını yapacağız. Onu hep birlikte yaşayacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah herkesin keyfi yerindedir, moraller güzeldir. Biz kendimizi evimize en yakın ormana attık. Böyle mis gibi bir hava var. Biraz serin ama sıkı giyindik. Güzel bir gün için buradayız. Arkadaşlar bu o akşam çakal seslerini dinlettiğimiz orman aslında. Evet. Tabii gündüz çakal makal olmuyor. Çakallar daha çok gece çıkıyor. Bu arada yine arkadan çakalların uluma seslerini dinleteyim size şöyle. Tam bu saatlerde çok oluyor ama tabii her zaman bir uluma olmuyor öyle. Yoksa korkarsınız devamlı çakal ulumaları olsa. Tam bu saati var, akşamın bu saatlerinde böyle deli gibi uluyor çakallar. Evet sevgili can bağlarımız, dostlarımız. Biz böyle çok seviyoruz doğa içinde olmayı. Özellikle böyle yalnız doğa içinde olmayı, değil mi? Evet. Yani şey gibi değil. Ya İstanbul'da biz de çok yapıyorduk ama mesela Belgrad'a gidiyorduk. Ama böyle 1000 kişiyle aynı anda aynı yerde piknik yapıyorsunuz. O zaman bu doğayı böyle hissedemiyorsunuz. Doğayı bu kadar dinleyemiyorsunuz. Çünkü biz burada mesela sustuğumuz zaman sadece Mia'nın sesi geliyor. Değil mi? Başka ses olmuyor. Aynen. Murat Deniz açsa Murat Deniz. Yani insandan kaynaklı sesler hiç olmuyor. Tamamen doğanın sesini duyabiliyorsunuz. İşte rüzgarın sesini, kuşların sesini, biraz böyle yaprakların çıkarttığı sesleri. Ve Mia'nın sesini. O da doğal bir ses. O da bizim mini kuşumuz. Ya ne kadar değişik salyangozlar var. Bak yağmur yağdı ya, hepsi çıkmış. Bakayım mı şapkanı? Bizim bu köye göç hikayemiz başlarken yani asıl mantık köy hayatı değildi ilk. Çıkış noktası köy hayatı değildi. İlk çıkış noktası daha doğanın içinde olabilmekti aslında. Kaçamak gibi yaşadığımız şeyleri hep biraz yaşamak, rutinimiz haline getirmek istedik. Belli bir düzende yazlar işte gidiyorduk zaten, Deniz'in dediği gibi Belgrad'a, işte Anadolu yakası Kulin Dağı gidiyorduk filan. Yani gene doğa içinde olabildiğimiz İstanbul'un nadir yerlerden biriydi herhalde Kulin Dağı. Tabii, tabii doğa içindeydik ama gene gidiyorsun. Hani yan masanda tabii, tabii, başkası oturuyor, öbür masada başkası aynen, oturuyor. Öyle. Bu yalnızlığı orada elde edemiyordunuz. Bir de bu kadar şey değil, gene de düzenlenmiş ve işlenmiş. Hani burası daha doğal haliyle duruyor. Bu daha farklı bir şey. Ya bir drone kaldırsana, çok güzel gözüküyor ya. Yukarıdan nasıl gözüküyor merak ediyorum. Yani iyi hissediyorum da yukarıdan nasıl kesinlikle içinde bulunmaktan çok mutlu olduğumuz, hoşnut olduğumuz bir durum. Yani şu doğal yapısında taşları görmek, ne bileyim o yosunlarla topladık bir şeyler yaptık. Bu temiz havayı hissetmek, istediğimiz şeyler tam da böyle bir şeydi zaten. Sizin dediği gibi burada insan eliyle yapılmış tek şey aslında yoldan traktör geçmiş, onun tekerleğinin izi. Bir de çöplere rastlıyorsunuz ne yazık ki zaten nereye gitseniz Türkiye'de çöp var. Tabii yanımızdaki göl de bir baraj, insan yapımı. Ama yani demek istediğimiz şey tam olarak doğanın içinde durabiliyorsunuz. Yani mesela Belgrad Ormanı'nda akşam çakal ulumaları duyulmuyordur bence. Değil mi? Var mıdır? Vardır yoktur elbet, yaşayan hayvan vardır kadar da yoktur. Buradaki kadar yoktur. Mesela sincap vesaire belki vardır, daha küçük şeyler vardır. Tabii şimdi mesela bugün yani kış olmasına rağmen sincap gördük, bir sürü salyangoz gördük. Evet. Bir sürü farklı kuş gördük, onları çekmeye ya çalıştık. Ya hala papatyalar, yani bazı yerlerde papatyalar var, çiçekler beni şaşırttı.
herhalde şu ağaçlardan dökülen şey var. Tohum. Bak tutunmuş, gördün mü? Evet. Patlamış. Bak hepsi filizlenmişler burada. Yeni cam bozacaklar. Evet kızım. Onları örtelim de büyüsünler. Burada kalın, tamam mı? Bizi görmesin. Zarar vermesin. Pembe çiçekler var şurada birazcık. İşte papatyalar var bir iki tane şurada. Niye yürürken biraz önce fark ettim. Güzel geliyor yani doğanın içinde olmak, bunları görmek, küçük o detayları eğlenceli fark edebilmek. Algılarınızın daha açık olmasını da sağlıyor. Güzel bir durum. Burada sonbahar çok güzel. Ya arkamızdaki göl çok güzel. Şu an hissettiğimiz hava çok güzel. Ama yazı da çok merak ediyorum. Kışı da çok merak ediyorum burada. Yani şu ağaçlar bu kısım tamamen böyle karla olacak, kaplandığında nasıl gözüküyor olacak. Yine kar yağdığında da gelelim bence. Geliriz. Yani yol biraz daha zorlar büyük ihtimal. O zaman arabayı almayız. Hı-hı. Ama bir şekilde ben Mia'yı takarım. Sen Murat Deniz'i takarsın. Ana kucaklarını. Buraya gene geliriz. Yani şöyle bir saniye susalım, bakın hani ses sadece bu. Ses yok. Kuş sesleri geliyor onun dışında. yani yok. Ya ona ses demiyorum. O doğanın kendi sesi. Ya doğanın sesi haricinde hiçbir ses yok. Evet sevgili dostlar, bir de şöyle bir durum var ki şu anda Sevgi Köyü'nün yanındayız. Yani burası çok güzel bir yer ve Sevgi Köyü'ne de çok yakın. 200 metre falan burası. Evet, ya Sevgi Köyü'nde bizim evleri kuracağımız alanda zaten bir göl var ama burada da iki tane var. Burası da çok güzel. Burası da ayrıca yürüyüş yapılabilecek çok güzel bir alan. Çok güzel trekking rotalarımız olacak, yürüyüş yerlerimiz olacak. Belki ileride ATV turları, belki olabilirse tabii bunlar hep bir hayal ama biliyorsunuz hayalle başlıyor. Burada at turları vesairesi işte olabilir. Tabii istiyoruz ama bakalım ne kadarını yapacağız. Onu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Hayal etmeden olmaz yani. Hayal ediyoruz. Evet, bakalım. Mutlaka hayal ediyoruz. Bir şekilde kafamıza bir şeyler şekillensin. Hayat da bize fırsat verirse, neden imkan olmaz olursa, Allah nasip şey ederse yaparız, yapacağız inşallah. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak göreceğiz. Bir de şunu aslında tecrübe ettik. Tecrübe ettikçe tabii buradan tecrübelerimizi de sizinle paylaşalım. Sakarya'nın her ucu birbirinden farklı. Evet. Mesela o Akyazı tarafında daha çok yaylalar vardı. Mesela Kerem Ali'den... Doğal yapısı çok güzel. Doğal yapısı çok çok güzeldi. Mesela o Kerem Ali'den vesaireden inen derelerin beslediği ormanlar. Evet. Daha sulak bir yer olduğu için orman yapısı mesela çok farklıydı. Kesinlikle. Şey tarafına gittiğimiz zaman, Geyve tarafına gittiğimiz zaman stajyer köylü, öbür adıyla da Kaza Blue, Mavi Eve gidip röportaj yaptığımız zaman orada da daha böyle Ege usulü gibi, değil mi? Ege zeytin gibiydi. Zeytinlikler vardı. Daha böyle kısa ormanlar yok ama böyle daha zeytinlik olarak alanlar var. Mesela burada da daha farklı, daha kısa kısa ağaçlar. Mesela burada kestane yok ama mesela Akyazı tarafında çok vardı. Evet. Sakarya orman bakımından böyle 3-4 farklı tipi farklı uçlarında barındırıyor. Bu alanda bence çok güzel bir şehir. Bir de ya işte burası Akyazı'yla ortalama işte yarım saat 40 dakika mesafe uzaklıkta. Uzaklıktayız. Geyve bir saat uzaklıktaydı buraya. Tabii şu büyük, an bulunduğumuz büyük bir yere. Şehir aynı zamanda Sakarya. Büyük bir şehir ve şey, her ucu dediği gibi birbirinden farklı. Bu arada biz sadece üç ucunu gördük. Evet, yani üç ucunu gördük. Daha da göreceğiz. Belki daha farklı yerler görsek daha da farklı bitki örtüsü göreceğiz. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizin sayenizde büyüyoruz. Siz önerdikçe büyüyoruz. Beğeniyorsanız paylaşın bizce. Ben de yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar okuyoruz. Çok motive edici şeyler okuyoruz. Bu bize güç veriyor. Daha iyi hissettiriyor. Yolumuzda doğru şekilde ilerlediğimizi gösteriyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Aşkım ormana gideceğiz, hadi hep birlikte. Miyam? Ay, sabahların gülü. Ormana gideceğiz şimdi. Hayır. Kuşları böcekleri izleyeceğiz. Göle bakacağız, drone uçuracağız. Aslan anne çocukları aşağı indiriyor. İşte bir Karadeniz kadını. İşte bir Türk kadını.
Bu arada ya şu surat beni çok üzüyor ama. Bam bam seni götüremem oraya. Hiç titreme lütfen. Burası sana emanet, biz bir saat sonra geleceğiz. Bak orada çoban köpekleri var, sürünün köpeği var. Sen de uslu durmuyorsun. Bam bam çocukları tutmam lazım. Tamam, iki saat sonra evdeyiz. Evet, Mia'nın son hali. Biz çekim yaparken yanda. Mia'm bu kadarı da fazla değil mi ama aşkım? Artık ha? Bu da biraz suyunu çıkartmak artık sanki. Ha? Gideceğiz eve Mia'cığım.